Ulusal Kanal Gönüllüleri Almanya, Nihat Genç'le Ver Yansını sunar. Yok, aynı şeyleri söyle, bunların şeyi kalmaz. Doktor Ayber Damla Yönetti ve Apo, şey, bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. Ver Yansın'dan mutlu akşamlar değerli seyirciler. Nihat Genç'le Ver Yansın programında bu hafta yine birlikteyiz. Nihat abi, Türkiye ayağa kalkıyor. Siz İzmir'de de kitap fuarındaydınız imza gününde. İzmir'deki o tabloyu da gördünüz. Diğer taraftan da bu akil adamlara karşı olağanüstü bir tepki doğdu. Annem benim 80 yaşında okuma yazması yoktur. Televizyonu seyrederken şunu söyledi. Oğlum, bu aciz adamlara niye kızıyorlar? Evet, bu aciz adamlardan girelim isterseniz ve Türkiye'nin ayağa kalkışı, bir uyanışı konuşalım. Evet, bir şey var tabii. Çok önemli bir şey MHP'nin İzmir'deki mitingi. Bayağı kalabalık. Bütün köyler aktı oraya. Türkmen köylüleri çok yüksek bir şekilde aktı ve bir, tabii halkın uyanışına vesile oluyor. Daha yakından görüşüne. Sadece orada Tayyip'in yaptıklarını kısa bir başlıkla değil, Ergonokon, balyoz sürecinin ve şimdi de PKK'yla el sıkışmanın büyük bir süreç olduğunu ve ülkenin büyük bir infialde, felaketlerin içinde geçmekte olduğunu, Anadolu'nun o masum halkı şimdi görüyor gibi. Bu bence çok geç kalmış, bu mitingler. Olsun, yine de bir şeydir. Hatta bu mitinglerin arasını 2 ay, 3 ay tutmak da bence çok şeydir. Gerekmez. Daha sıkı yapılması lazım. Tabii onların bileceği iş, bir şey diyemiyorum. Ama hani MHP'nin kaybedilmiş, bu süreçte suskun kalmış yıllarını doldurması açısından, yani kendi şeylerini o yüzden diyorum. Öyle bir şey dediğinde var tabii. O bizi de yanıltan bir şeydir. Yani şimdi Tayyip Erdoğan Bey'in akil adamların üstüne şey yapmak, çullanmak bizi de yanıltan bir şeydir. Daha başka bir şey var. Çünkü bu akil adamlara AKP'nin kendi kitlesi de inanmaz. Evet. Şimdi ben gençlik yıllarımda yani 26-27 yaşından beri kitap yazıyorum. 30 yıl oldu. Sağa eleştiren bir insanım. Ama gençlik yıllarımda sağda bulundum. Bu sağda bulunmamın sebebi ve sonradan 30 yılın üstüne sağa eleştiren, belki de çok fazla eleştirdim hani, takıntı evet, oluşturdu. Belki de abarttık yani sağa eleştirmeyi. Ben Türkiye'deki birçok siyasal hastalığın sağda oluşmasını, yani didiklerken çok şey yazdım ve çizdim. İçeriden olmam da bana çok büyük bir katkı sağladı. Yani benim gibi insanlar nadir insanlardır çünkü, yani içinden görmüştür falan evet, diye. Şimdi AKP'nin kitlesinde de böyle bir şey var. Yani AKP'nin kitlesinde de bir gizlilik var, bir sır var. Bir şeyi bölüşüyorlar ama hiç kimseye söylemiyorlar. Şimdi Almanya'da bir işçi örgütüne anket yapıyorlar, yani bu şeylere, literatüre geçmiş bir şeydir. Fakat bu işçi örgütüne giden ankettir, araştırma yapan anketçiler böyle burjuva gibi giyiniyor, başka türlü giyiniyor. Onlar da dalga geçiyorlar, ciddi cevap vermiyorlar. Ve ama kaç sefer giderse gitsin, işçiler karşısına görüyor gazeteciyi, yazarı, öbürünü ve bir de onların soru soruş şeklini. Mesela diyorlar ki Yahudileri öldürmüşsün. Onlar da öldürürüz diyorlar. Aslında öyle bir fikirleri yok. Dalga geçiyorlar yani. Şimdi bu anketçiler çok sonra üstlerine çalışıyorlar. Ya bu işçiler ne zaman yanlarına adam göndersek, hangi soruyu sorsak bize düzgün cevap vermiyorlar. Çünkü verdikleri cevaplar işçi sınıfının cevapları değil. Yani böyle bir netice çıkıyor ortaya. Sonra bir tartışma oluyor. Bu literatürde de, bu anket sosyoloji literatüründe de bir gelişme sağlanıyor. Diyor ki hem sorularımızı değiştirelim hem de gönderdiğimiz adamlar onların adamına benzesin. Yani işçilere benzeyen insanlar, onların içinden arkadaş gibi insanlar gönderelim. Şimdi onların içinden adam gönderince işçiler oturuyor, bira bira içiyor, rahat konuşuyorlar ve asıl düşüncelerini o zaman söylüyorlar. Gerçek düşüncelerini. Şimdi bu akil adamların içinde de bu partinin ve AKP'nin gibi düşünen insanları da, paralel düşünen, kendi içinden insanları da koydular. Başka türlü de koydular. Ama yine buna rağmen AKP kitlesinin, yani AKP kitlesi demeyelim, daha önce başka kitlelerde de işte sağ muhafazakar yapıda da bu vardır, gizli bir aydın düşmanlığı vardır. Yani bizim Anadolu'daki sağ ve muhafazakar kitle aydınların kitaplarına, konuşmalarına evdeki takvim yaprağı kadar değer vermez. Takvime okur,
Evet. Takvimden okuduklarını neredeyse yasa kabul eder. Ne yazıyorsa orada yani. Yani takvim yaprağı onun için daha değerli bir şeydir. Daha hayattan ve daha direkt, yani trafik işareti daha düzgün bir şeydir. Aydınları yüzlerine gülerler, onları severler. Onlarla iyi geçinirler. Onlara kötü bir etmezler. Saygısızlık da etmezler. Ama iş hayatları geldiği zaman, hayatlarındaki şey geldiği zaman durum değişir. Şimdi bu en yoğun şekilde de AKP döneminde bir gizlilik var. Mesela Türkiye'de arabada, takside, mitingde, sağda, solda, istediğiniz yerde, hatta televizyonlarda muhalif insanlar barbar bağırıyorlar, konuşuyorlar, fikrini söylüyorlar, isyan ediyorlar, feryat. Ama AKP'li kitleler ağzını açamıyorlar. Böyle bir sessizlikle izliyorlar. Ve bir gizlilik, yani meramlarını ve %50'sin, değil mi? Buna rağmen. Bu gizlilik bunların bir karakteri. Aydın düşmanlığı, gizli bir aydın düşmanlığı, ki onlara söyle böyle bir şey de kabul etmezler. Gerçekten etmezler. Çünkü bu onların da bildiği bir şey değildir. Önemsemezler yani. Tırıvırı falan der geçerler. Ama şey, aydın insanlar la geç şey faydacı geçinirler diyelim yani. Şimdi bu süreçte ben şunu gördüm. AKP'nin kitleleri hala kendini gizliyor. Fakat bu gizlemede bir öne şey çıkıyor. Gaddarlığı tasvip etmek. Gaddarlığı onaylamak. Yani bu kadar yapılmış zulmü, hı hı, AKP kitlesi bu sessizliğinin altında koruyor. Yani burada bir zulüm varsa o kitlenin de bağırması lazım. Ne yapıyorsunuz? Yani bizim adamımız da olsa bunu yapamazsınız demesi lazım. Hayır. Bu kitle gaddarlığı da şey yapan, koruyan bir kitle. Yani çok tuhaf bir kasabanın sırrı diye bir şey vardır. Nazilerden şeylerini saklıyorlar. Bütün kasaba şey vermiyor. Ağzından bir parça laf kaptırmıyor Nazilere. İtalyan bir filmi, Antoine Coen filmi. Tıpkı Nazili şey gibi, kasabanın sırrı gibi bu Anadolu'da hala hem aydınlara gizli bir düşmanlık, hem bu gaddarlığı, yani bu milletvekillerine, bu askerlere yapılan gaddarlığı gizli bir tasvip, bu sessizlik içinde. Bu sessizlik çok önemli bir sessizliktir. Ve dikkat edin, giden akil adamlar da o sessizliği çözemiyorlar. Hiç kimse de çıkıp akil adamlara, tabii yani dışarıdan protesto edenler değil, ona gelen insanlar da, ya kardeşim siz şu Ergenekon'da balyonuza ne yaptınız? Bu işi de böyle mi sürdüreceksiniz diye bir cümle yok. Yani burada gaddarlıkta sinsice, bakın sinsice, profesyonelce gizleyerek anlaşılmış bir şey var. Anlaşmışlar aralarında. Bunun Türkiye için çok büyük bir felaket olduğunu düşünüyorum ben. Bu saate kadar bu kitle bir yerden bir yırtık vermeliydi. Ya ne yapıyorsunuz? Bunu PKK ile el sıkışma anlamında demiyorum. Diğer süreçlerde diyorum. Bir gizlilik söz konusu. Bu Türkiye'de şeyin geniş kitlelerin, sağ kitlelerinin bu aydın düşmanlığı çok ciddi bir düşmanlıktır. Yani onlara birebir gittin de bunu anlayamazlar. Onlar bunu ifade edemezler. İyi geçinirler, severler, hoş şey, zaman zaman hoşlanırlar da, arkadaş da olurlar. Seyrederler de, mutlu da olurlar. Ama iş hayata gelince, seçime gelince, ailevi ve siyasi ve sosyal bir karara gelince, hayır. Onlar içeriden ne kurulmuşsa öyle giderler. Daha ataerkil yapıların sözüyle, amca, dede, ağa, paşa, şey, din adamı gibi ya da mahalleden ve şeyden aldıklarıyla giderler. Şimdi bu köhnemiş sağ yapının bu süreçteki bütün rezillikleri, değil mi? Yani pislikleri de bu süreçte kendini gösteriyor. Yani bu kadar büyük şeyler, gaddarlık ve zulüm örneklerine, değil mi, bu insanların şey yapması lazımdı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ha, bugün Ufuk Söylemez, cin doruklar, büyük kalabalıklar toplamaya başladılar. Çok büyük toplantılar yaptı Anadolu'da. Bu da sağdan gelen bir gelenek. Ama burada sağcı ve öncü bir aydın grubu diyelim, cin doruklar, Ufuk Söylemezler, çalışarak, bu kitle içinde çalışarak bunları uyandırdı. Devlet Bahçeli'nin İzmir'de döktüğü gibi, çok geç de olsa ayılması gibi, şimdi bu sağın çok kökünde ve merkezinde 50 yıl kadar yer almış bir grubu da canlandırmaya başladı. Şimdi bu grup ne yapacak? Bu da çok önemli. Çünkü bu grubun şu anda tavrı muhalif bir tavır. Sağcılar da kendi hastalıklarını teşhis ettiler. Bu kadar susarak, bu kadar gizleyerek, bu aydın düşmanlığı, bu yapılanlara sessiz kalmanın Türkiye'deki merkezi de çökettiğini cin doruk ve arkadaşları da iyi gördü. Şimdi kendileri bu merkeze yeni bir şey getirmek, kalıp bir, yeni bir beden kurmaya çalışıyorlar. İnşallah sağın bu yanlış, sağın bu
şey görüntüsünü bir nebze silkelerler. Bir nebze de olsun silkeleyeceklerine inanıyorum yani. Evet, 23 Nisan'da da Milli Merkezi ilanı var. Atatürk'le birleştik diyor. Yani ben uzun süredir, 1,5 yıldır zaten birçok toplantılarına katılıyorum, Milli Anayasa Forum panellerine. Ama bir kararlılık var gerçekten de. Bir Milli Merkez'in oluşumu, içerisinde solunda sağında bulunduğu bir Milli Merkez herhalde ihtiyaç hasıl oldu galiba. Kendiliğinden bir hareket çıktı. Bir emekli sınıflar, sağ için çalışan emekli sınıf dediğimiz ya da tazminat isteyen, sigorta isteyen, iş hakkı isteyen sınıflar hep zehirli. Bugün Avrupa'da da öyledir. Hep zehirli ve tehlikeli sınıflar olmuştur. Ve bu tehlikeli ve zehirli sınıflar olduğu için sağın da kurumları, televizyon gibi, yayın gibi kurumları, bunları hep kötülemek zorunda kalmıştır. Hani patron hakkını söyleyeceğim diye. Böylelikle hep bir düşmanlık salgılamıştır. Fakat şimdi haksızlık karşısında bu emekçi dediğimiz daha sol insanlar ayakta direniyor, feryat ediyor. Şimdi sağda artık bunlara zehirli sınıflar, tehlikeli sınıflar olarak görmekten hiç değilse cindoruk ve ufuk söylemesi çapında, değil mi? Bir geri adım atıyor. Bu gidişi olumlu ve saygılı bekleyelim. Ancak yüzyılların şekillendirdiği bir sağ anlayışın değişmesini beklemek şeydir bizim için de. Çok doğru değildir ama bir cephe kurulması, bir isyanın ve feryadın büyümesi anlamında bir cephe kurulmasını her halükarda çok değerli buluyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Yani şu anda şeyler ana merkeze yürümeye çalışan %3 ve %3,5, bunu görüyoruz yani çok büyük bir şeysi var Cindoruk'un, yürümeye çalışan bu kitlenin artık solun hak isteyen kitlelerine karşı tehlikeli laf etmekten biraz içtiyse vazgeçerler, değil mi? Ortak bir şeyde bu şeyi çok iyi okumak lazım tabii. Çok uzun programlar yapmamız lazım sabahlara kadar. Mesela Çin'de bu sınıflarla işbirliğine girmiş. Çin oradaki şeyi partinin, Çin Komünist Partisi'nin bunlarla dönem dönem nasıl irtibatlandığı çok uzun bir süreçtir. 20-25-30 yıl falan sürer. Birbirlerini iyi tahlil ederek ve iyi anlayarak. O yüzden bulunduğumuz yerdeki partileri, ana damarlarını, rebel reflekslerini iyi tahlil etmemiz lazım. Şimdi şeyi ben çok kaba bulurum. Bunu bizim bu Kemalist kadrolar da bunu çok dile getiriyor. İşte Atatürk çizgide birleşelim. Bu çok kolaycı bir laftır. Yani doğru görünür ama çok kolaycı bir laftır. Ben o doğru yerde değilim. Yani bunu peşinden söyleyeyim. Bu bir takım, yani bunu diyen adamın Türkiye'yi tanımamasını sağlar. Şimdi ben bunu derken bağımsızlık bir çizgide yürüyelim diye bunu anlarım ve ben burada varım yani. Tabii ki Atatürk'ün bir çizgide varız. Ama onu dediğin zaman o senin Türkiye'deki sağ yapıları anlamanı önler. Sol yapıları anlamanı önler. Bugün kim ne yapıyor anlamanı önler. O sana kolaycılık getirir. Yarın bugün Aydın Doğan da çıkar, Terin Şahit de çıkar. Biz de Atatürk'ü çizgideyiz dersin, onunla da gidersin. Bu bir kolaylıktır. Şey, aşırı bir kolaylık ve aşırı yanılgılara götürür. O yüzden çok zor günlerimizde de olsak kolaycı tarifler ve kolaycı sloganlara asla müracaat etmeyeceğiz. Bu gaddarlığa bu halk direniyor %40 ama diğeri niçin direnmiyor ve ortak oluyor? Bu bizim için sağ anlamamız, bu sağ yapıları anlamamız için önemli bir sorudur. Biz bunu bir sloganla, hadi onlar da yarın AKP'den vazgeçti, girdi bu şey yükün altına. O kadar kolay değil. Onu anlayacağız. Bu çok önemli bir şeydir. Şimdi bakın, bu akil adamlar, tekrarımızı yapalım. 70 bin Müslüman öldürüldü, hala sesleri yok. Ona gidenler de bunlar değil. 70 bin Müslüman öldürdünüz orada, 80 bine gidiyor. Bu ünlü bir şey var, adı da aklıma gelmez. Okakura diyelim, bir Japon sanatçısı. Ta 30'lu yıllarda falan söyledi. Japonya diyor, yani Japon kültürünü anlatıyor, sanatlarını anlatıyor diyor. Biz diyor bu Japon kültürünü, sanatlarını diyor, anlatıyoruz diyor. Batılılar diyor, biz hep diyor barbar kabul ediyor diyor. Hiç diyor bu sanatımızı, kültürümüzün inceliklerini anlamak istemiyor. Ama ne zaman ki diyor Japonya diyor, gitti diyor Mançurya'da işte Çinliler, Ruslar, Çinliler işte vurdu, kırdı, katliamlar yaptı. Mançurya'da Japonlar katliam yaptıktan sonra Batılılar nihayet Japonya medeni demeye başladı. Bu çok önemli bir şeydir. Şimdi Türkiye
70-80 bin insan öldürdü Suriye'de. Avrupa'dan gelen Türkiye raporu hiç eleştirmiyor, adı da geçmiyor. Artık medeni olduk. Biz Müslüman öldürmeye başladıktan sonra medeni olduk. Bu hepimizi düşündürsün. Bu saate kadar bize bunlar göçmen, bunlar şey diyen, bu topraklarda kurulmuş, hiçten beri kurulmuş uygarlıkları, medeniyetleri hiç ciddiye almayan, bize bir, değil mi, barbar yakıştırması yapan ta Perslerden beri diyelim, yani Persler de barbar diyorlardı. Şimdi bize medeni demeye başladı. Niçin medeni demeye, hangi saatte başladılar? Biz gittik 80 bin Müslüman öldürdük o zaman. Tıpkı Japonlar Mançurya'da katliam yaptıktan o kadar insan öldürdük. Yani saldırgan, dış emperyalist olduktan sonra Japonlar'da. Şimdi bu sorulması gereken bir tarihi bir dönüm noktasıdır. Şimdi medeniyet dediğin nedir? Medeniyet dediğin bizim kardeşimizi öldürmek mi? Olumlu karşılanıyor. Avrupa Birliği raporları şimdi geldi. Evet. 30 bin insan öldürmüş bir terörist başıyla. El sıkışmaya olumlu ve iyi gelişme diye bakıyor. Parti başkanı var içeride. Tek lafı geçmiyor. Bugün içeride parti başkanı var. Bir parti. Üstelik Avrupa'ya da can vermiş, değil mi? Hani sol literatürün çok köklü partisi. İçer parti başkanı içeride. Ve bunların hiçbirinden tek ses yok gazeteciye. Yani kenardan hani usulüne uygun böyle bıyık altı şey, ağız yani yarım ağız. Öyle değil. Bu hepimizin incelemesi gereken bir şeydir. Bunu soracağız yani. Demek biz de medeni olmaya başladık sayın Avrupalılar. Bak raporlarınızda bizi övmeye başladınız. Ne zaman ki gaddarlaşıyoruz, kendi kardeşimizi öldürüyoruz, o zaman Avrupa'nın medeni çizgisine geliyoruz. Genç çocuklar, dünyayı okumaya, anlamaya çalışanlar, lütfen bunları iyi takip etsinler. Evet, Nihat abi, anketler, Tayyip Erdoğan'ı yakından tanıyanlar onun anketlere verdiği önemi bilirler. Ayda yalnız 3 kez anket yapar ve ona göre de söylemlerini değiştirir. Bu akil adamları Türkiye'ye yollara sürmesinin de perde arkasında bir anket de var. Ya yani, öyle de bir sürü iddialar var. Bu anketlerde geldikten sonra da anket yapacaklar. Evet, yine yapacaklar ama Tayyip Erdoğan'ı tanıyanlar bu anketlerin sonucuna göre hareket eder derler. Hatta bir iddia var. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni açığa düşürmek için yarın öbür gün şunu yapabilir diye iddialar var. Yani anayasadan bu Türk milleti kelimesini çıkarmayıp, hatta ne münasebet ya, bunların siz böyle dediklerine bakmayın, asla çıkarmıyorum deyip, tıpkı 12 Eylül referandumundaki gibi, ama asıl hedefinin başkanlık sistemi olduğu. Yani anayasada başkanlığı geçirip diğerlerine şimdilik kaydıyla. Çünkü çok tepki olduğu için ve o esnada da işte hem CHP'yi hem MHP'yi açığa düşürüp, bakın işte bunlar bu kadar söylediler ama ben bunları değiştirmiyorum gibi bir oyunun içerisinde. Hepsi olabilir. Evet, anketlere bakacak, onlara göre şey yapacak. Orada değil. Ben başka bir şey hatırlatmak istiyorum. Bunun Aydınlık Gazetesi'nin, Yurt Gazetesi'nin ve CHP'nin bu konuda uyanık olmasını istiyorum. Hep kaç taraf manipüle ediyor. Fakat bizim de burada manipüle, bizim de yani manipülede kullanacağımız şeyler var. Şimdi İzmir'de bir arkadaş bana hatırlattı. Evet doğru, hatırladım. Bu dedi TC çıkarıp indirim çıkarmasına başka türlü bakın dedi. Bunu dedi Yugoslavya'da çıkarttıklarında dedi. Niye çıkarttınız denildiğinde anlayamadı insanlar dedi. Çok sonra herkes emekli maaşını almak için kuyruğa gittiğinde onlara şu söylendi. Sizin dedi emekli maaşınız dedi eski TC'de, eski Yugoslavya'da kaldı. Eski şeyde. Evet. Şimdi anayasa değiştikten sonra bugün herkese dönüp siz eski TC'nin memurlarısınız. Orada kaldınız. Bu olabilir mi? 100 ihtimal. Artık her şey olabilir. Her ihtimal olabilir. Fakat bu sesini çıkarmayan emekliler hepsine buradan sesleniyorum. Her şey olabilir. Bu emekli maaşlarınızı vermez. Siz TC'nin emeklisiniz. Biz yeni bir ülke kurduk. Bunu diyebilir. Eğer anayasa değişiyor, bilmem ne değişiyorsa. Hatta vermemeyi, mesela vermemeyi 3 ay 4 ay bile sürdürse Türkiye için büyük bir kazançtır. Yani 3 ay 4 ay 5 ay hani sürdürmesi bile hazine için büyük bir şanstır. Fakat bu yapılan örneklerden, bu örnek de böyle de bir örnek vardır. Yani yarın bugün emekli maaşınızı alamayacaksınız. Siz TC'nin emeklisiniz diyebilirler size. Bu konuşacak bir şeydir. Hatta bu kullanılacak bir şeydir. Çünkü örneği var orada. Bir de bu tuhaf ve ters bir yerden bakmamız lazım. Şimdi burada benim şahit başka bir şey görüyorum ben. Yani ben Türk devletini yönetenlerin sahip olmadığı yetkileri, bakın devletin bütün imkanlarına rağmen öyle bir yere geldiler ki sahip olmadığı yetkileri kullanma ya da kullanmama çizgisindeler.
Bu devletin çürüdüğüne, devletin altlarından gittiğine şeydir. Yani gitti devlet. Şimdi bir yetkiyi, şimdi devlet hakkında teorik bir şey söyleyeyim sana. Devlet ince yönetmelik, tüzükler, anayasa, yönetmelik, tüzük, yasa maddeleriyle en ince ayrıntılarına kadar sana neyi, nerede, nasıl kullanacağını söyler. Ve sana başka bir şans daha verir. Ertesi sabah sen meclisi açarsın. Aa, böyle bu bardakta su koyalım mı? Maddesi yokmuş. Meclisi açar koyarsın. Şimdi meclis de açık olduğu halde, darbe de günleri yaşamadığımız halde bir yetkinin kullanıp ve kullanılmaması 2 haftadır, 3 haftadır sürüyor ve çözemiyorlar. Asker ne yapsın giderken, emir alsın mı almasın mı, o gitsin mi falan. Bu devletin tamamen ortadan çekildiğini gösterir. Bu bize başka bir şey daha gösterir. Bu Ergenekon ve balyoz sürecini başlatanların gemileri tam anlamıyla yaktığını. Onlar yola çıkarken gemileri tam anlamıyla yakmadılar. Bu sürece girelim, biz burayı dağıtalım, yeni bir dünya kurarız diye girdiler. Ama şimdi bütün iddiaları fos çıkınca, bütün iftiaları yalan çıkınca, şimdi neyin hesabını verecekler? Veremeyecekler. Bugünlerin hesabını veremeyecekler. O halde bunlar direnecekler. Yani şu andan itibaren bizim karşımızda halkına kanunsuz direnen, yetkileri dışında direnen bir devlet ve hükümet oluşumu başlamıştır. Bunu her yerde görüyorsun. Akil adamların yetkiyle, yasayla alakası var mı? Bir nevi dokunulmazlık verdin. Hadi devletten maaş verdin. Asker nasıl çekilecek? PKK nasıl çekilecek? İş karıştı. Daha bir sürü yerde iş karıştı. Devlet yetkilerini nasıl kullanacağı ve kullanmayacağı noktasında tereddüte düştü. Meclis orada niye tereddüt ediyor? Sabah açarsın meclisi, istediğin kararı çıkartırsın. Yarın yağ yiyecek halkımız diye karar bile çıkartabilirsin. Yarın Trabzon'un adını değiştirelim diye de karar çıkartabilirsin. Bu senin de elinde. Sana devlet bu imkanları vermiş. Devlet sınırsız, meclis sınırsız bir tartışma yeri. Her yasayı değiştirsin. Ama öyle bir yere geldi ki devletin bitim noktası. Bitim yani. Devleti karşı güçler, eleştiren güçler, isyan eden güçler ya da devleti dışarıdan gelen güçler değil. Devleti yönetenleri devleti sınıra getirip koydular. Şu anda biz anayasa sürecine doğru Türk devletini kesintisiz yaşayan, Fethet gibi hani anladığımız kesintisiz yaşayan otoritenin kendi kendini kuyuya attığını ve fos düştüğünü görüyoruz. Bu çok önemli bir gelişmedir. Devlet kendini meşruiyet dışına ve illegalleşmeye sürdü. Şu anda halk meşru bir yerde, halkımız çok meşru bir yerde, hak arama, hukuk arama yerinde, demokratik hukuki mücadelesini veriyor, asla şiddete ve silaha yönelmiyor. Ama devlet bütün yasaların koruyuculuğunu ve yasama gücünü eline aldığı halde devletin sınırlarını ve kontrolünü kaybetti, kuyuya düşürdü devleti. Yani bu çok bu siyaset biliminde böyle ders okutulacak bir sahnedir. Devleti yönetenler devletle birlikte kuyuya düştüler. Şu anda devlet illegalite bir yere doğru. Çünkü kendi gücünü kendi yetkilerini kullanamıyor. Nasıl kullanabileceğine dair de bir formül üretemiyor. Bunun çok önemli bir tarihi nokta olduğunu düşünüyorum. Bir daha özetlersek, halk bir meşruiyet, bir isyan meşruiyeti, bir varoluş meşruiyeti, bir kazanırken yani meşru bir şey kazanırken hak talepleriyle devlet bunları tepeleyen ve bastırmaya çalışan devlet illegalitesiyle meşruiyet dışına çıkıyor. Devlet dışına çıkıyor. Hukuk dışına çıkıyor. Hukuk dışına çıktığını çok gördük de şimdi siyasi kararlarında da günlük siyasi kararlarında da buraya düşüyor. Başkalaşıyor. Şimdi şu soruyu soralım. Böyle bir durumda şu soruyu soralım. Bu akil adamlar olsun öbürü hep bir herkese soralım. Peki gerçekte devlet nedir? Devlet sürekli olan bir şeydir. Kararda sürekli olan, yönetimde sürekli olan, bağımsızlıkta sürekli olan, sürekli olan bir şeydir. Şimdi sürekli olanı devlet mi götürüyor? Hayır. Devlette hiçbir şey yok. Sürekli hiçbir kurum yok. Yetkisi yok. Bilmiyor yetkisini. Gücünü de kullanamıyor, yetkisini de kullanamıyor. Ama yetkisini ve gücünü kullanan başka bir yer var. İşçi Partisi var, CHP var, muhalefet var, halk var, direnen bir taraf var. Şimdi bakın, bu sizin bir kimya deneyi yapalım. 2 tane lastik balon koyalım şeye, bir deney odasına. Biri gitme, ikisine de ateş verelim. Bir ateş birini eritirken birini de cam gibi parlak hale getiriyor. Biri cam ve kristal bir top haline geliyor. Öbürü de eriyen bir plastik, dökülen bir plastik haline geliyor. Halkın direnişi ve bu direnişi örgütlemeye çalışan kitleler, ruh diyelim, bir cam küre, kristal hale gelirken ruhunda devlet olan, devletin kendisi eriyen bir plastik, bir mum gibi, değil mi, dökülen bir şey haline geliyor. Bu nedir? Bu Türkiye'nin gerçekte değişmekte ve dönüşmekte olduğunu gösteriyor. Sağın, solun,
kavramların, devletin, yetkinin, gücün, hukukun, her şeyin erimekte ve değişmekte olduğunu. Böyle bir andan geçiyoruz. Şimdi bunun için söylüyorum. Bunu şu açıdan söylüyorum. Bazen insanlar deprem olduğunu fark etmez. Bazen insanlar başlarına gelen felaketlerin bir travma olduğunu fark etmez. İşte bazı bunu önce başına gelebileceksin. Şimdi hasta oldun. Kanser misin? Mikrop mu yedin? Üşüttün mü? Nedir yani? Hastalığın nedir? Hı hı. Biz hastalığı bilelim. Hastalık budur. Halk devletleşiyor. Halk devletine, cumhuriyetine sahip çıkıyor. Ve kristal bir şey, parlaklık, bir elmas direnişi. Öbür tarafta bu kadar sınırsız gücü kullananlar gücünü kullanamıyor, yetkilerini kullanamıyor. Ve buna bağlanmış da bunu bekleyen de, bunun gözünün içine bakan da bir asker de orada yani. Polisi, hı, askeri falan. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iki şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir andan geçiyoruz. Değişim anında. Evet, bu değişimin bir de sizin ifade ettiğiniz gibi devlet gerçekten mevcut hukuk yasalarını da çiğnemeye başladı. Formül olarak da geri çekilmeyle ilgili hadiseli formül olarak da herhalde şimdi valilere yetki verip valiler askere çıkmayın, kışlanızdan bırakın gitsin diyecek. Ama bu da anayasada, bu da hukuka göre suç. Şimdi bunun şeysi budur. Yani bu ejderhaları devletin içine çekiyorsun. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Devletin içine meşru olmayan illegal ejderhaları çekiyorsun. PKK'yı, bilmem neyi, cemaat gruplarını falan devletin içine çekiyorsun. Bu bizim tarihimizde olmamış bir şeydir. Devlet çözülürken, erirken devletin içine de ejderhalar giriyor. İşte bunu görüyoruz. Çürüyen devletin içine ejderhalar giriyor. Tayyip Bey nasıl buralardan yırtacak? Buralardan bu ülkeyi bir daha hiç değilse normal bir vasata, yani normal bir şey, bir yani ondan bir şey istemiyoruz ama basit bir şeye, basit bir rahatlığa diyelim. Yani nasıl götürecek? Yani merak ediyorum. Onun Barzani ile yaptığı bu anlaşma hem Türkiye'yi hem de kendisine, hem de kendisini temsil ettiği siyasi şeye, İslamcı ideolojiye ya da muhafazakar ideolojiye çok pahalıya mal olacak. Çok pahalıya. Bu böyle, bu tartışma böyle gider ama biz ciddi dersimizi iyi çalışacağız. Yani önce Avrupa Birliği bu 70 bin 80 bin Müslüman öldürmenin Avrupa Birliği raporu ses çıkarmadığımızı niye ses çıkarmadı? Bir de şeye, şekle başka türlü bakacağız. Yani çok başka türlü bakacağız. Yani şimdi biz sol kültürü iddiasında insanları, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani sağcı olmayabilirsiniz, solcu da olmayabilirsiniz. Modern dünyamızda. Kitlelere bakarken sağ sol diye de görüş belirtmeyebilirsiniz. Mesela ben sağ ve sol tanımlarından da çok da kaçınmaya çalışımdır. Ama sol değerlerden kaçamam. Onların içindeyimdir yani. Onlar insan hakları, eşitlik, özgürlük falan. Fakat hani ne kadar mesafeli durursan dur, bu kavram senin üstüne gelir. Yani sen mesela terziye üstüne bir şey almak isteye gidiyorsan iki kavramı bileceksin. Ya ceket ver ya gömlek ver. Üstüme bir mindan ver. Yani bir şey diyeceksin yani. Bir kelime kullanacaksın. Dünyanın bütün ülkelerinde siyaset yapanlar sağcı olsun solcu olsun. Sağcılığı da beğenmesin, solculuğu da beğenmesin. Bu iki kavramı bilmek zorundadır. Evet. Ve kendi fikirlerini de buna göre yakınlaştırarak, ha ben sağında şöylesini tutuyorum, solunda şöylesini tutuyorum gibi kendi fikirlerini bile bu iki şeye göre, şablona, kalıba göre değerlendirirsin. Yani Çin'deki sağcıyı solcuyu, Türkiye'deki sağcıyı solcuyu, sağcı değerleri ve solcu değerleri böyle mukayese içindesindir. Sağcı ol ya da olma, solcu ol ya da olma. Bizler de öyle. Sol kültür nereden gidiyor? Hı hı. Sol kültürün unuttuğu bazı şeyler var bu süreçte. Yani çok acayip şeyler var. Evet. Şimdi sol kültürün çok net şeyler unuttu bu süreçte. Şimdi bu Ergenekon ve Balyoz sürecindeki tutuklamalara bile hak veren bir takım insanlar var. Bu süreçte hem cemaate hem de şeye az da olsa, yani geçen ağzımdan çıktı burada %70 gibi, %70 değil, %20, %30 gibi bir kitlede cemaate ve PKK'ya da hak veren bir kitle oluştu. Bu da sol kültür içinden geldi. Bu Türkiye'deki yanlış bilinçten, değil mi? Liberallerin oluşturduğu bir şeydir. Yanlış bir şey, özgürlük anlayışı. Şimdi bunu küçük bir şekilde bunun özetini verelim. Yani bunu tekrar etmesine fayda var. Şimdi kardeşim, bu PKK dediğin senin nedir? 11-12 yaşındaki çocukları bugün tıpkı Kenya'da olduğu gibi, yani orada bir şey var, tecavüz ediyor kadınlara, 11 yaşındaki çocukları tutturuyor, silahlıyor ve ondan sonra kendi ailelerine tecavüz ettiriyor, kendi köyüne yani. 11-12 yaşındaki çocukları sen köyden alıyorsun. Bunları sinema yok, kaldırım yok, cadde yok, film yok, sosyal hayat yok, anne yok ve baba yok. 12-13 yaşındaki çocuklar, eğitim yok, dünya yok. Silah veriyorsun ki kendi köyünü, kendi kasabanı bas. Şunlara düşman ol diye.
Bu şimdi bu modern dünyada bu normal karşılamamız gereken bir şey midir? Artık çocuklara daha kaldırıyorsun sen. Bu normal bir şey midir? Şimdi bunu gören yok. Ama bugün Amerika bizim üstümüze burayı parçalayan, bu insanları içeri atan Amerika bunlarla işbirliği içinde. Amerika böyle, Avrupa Birliği de böyle, İsrail de böyle. Gelelim öbür tarafa. Bir de eline silah almamış. Ama sonradan devletleşerek silah almış. Polisi, savcısı, hakimi. Bunların metodu neydi? Bunların metodu da aynen 11-12 yaşındaki yoksul köy çocuklarını almışlar. Dershanelere sokmuşlar. Sonra bunları gizli gizli istihbarat ya da fareli yerlere yerleştirmişler. Gizli gizli. Her iki yapı. PKK'nın arkasında ne var? CIA var. Bu yapının arkasında ne var? FBI var. Yani FBI, CIA. Dikkat edin. 60, bakın şimdi. Bizim olaya bakışımız. 60 yıl Türkiye'deki sağ iktidarlar Türkiye'nin yoksulluğunu önemsemeyerek, bu tazminatları, sigortaları önemsemeyerek, bunlara dalga geçerek ne hale getirdiler? Burayı büyük bir bataklık haline getirdiler. PKK çok rahat gelip 12 yaşında çocuğu kaldıracak duruma geldi. Çocukta modern dünyaya dair hiçbir şey yok. Öbürü 12 yaşındaki çocuğu köyünden kaldıracak hale geldi. Onda da dikkat et. Anne yok, baba yok, hiçbir şey yok. Anne yok, baba yok. Yasak zaten. Şeriatta da öyle şey. Tasavvuf kültüründe öyle. Yok. Özür dilerim. Tarikat kültüründe. Anne baba yasak. Şeyh var. Apo var, şeyh var. Türkiye'yi kim yönetiyor? Bu ikisi yönetiyor. Bugün Türkiye kimle uğraşıyor? Bu ikisiyle uğraşıyor. Bu ikisi kimin emrinde? FBI'nin emrinde. Peki bu nerede oluşur böyle bir şey? 12 yaşındaki çocuklar, değil mi? Alınmış. Bu nedir? Türkiye'nin aydınları var mı? Üniversiteleri var mı? Seçimi var mı? Meclisi var mı? Bunlarla mı konuşuyoruz? Bugün bu siyaset bunlarla mı konuşuluyor? Hayır. Bugün ne Avrupa Birliği ne Amerika bu siyaseti meclisimizle, aydınlarla, gazetelerle, hukukla konuşmuyor. Bu iki kurumla konuşuyor. Biri PKK, biri cemaat. Ve Türkiye'yi de musallat. Ve Türkiye'yi dönüştürme gücü de bunlara verilmiş. İşgal ya da ters etme. Ya da Türkiye'yi ne yapacaklarsa. Yani Barzani'yle sıkıştıran duruma. Bunu besleyen kim? FBI. Her ikisi de FBI'dan desteklendiğini söylemiyor mu? Lojistik destek aldığını, PKK'nın her onlarla destek aldığını. Bunu Türk subaylar da söylemedi mi? Havadan, karadan. İsrail'in gelip orada canlı bomba eğitimi verdiğini bilmiyorlar mı? Cemaat, FBI kendi sitesinde cemaatin dost olduğunu söylemedi mi? Ve şimdiye kadar yapılan gazetecilik araştırmalarında bu insanların hepsinin buralarda eğitildiğini söylemiyorlar mı? Nedir? Türkiye Cumhuriyeti bir varlık, bir kurum. Eğitimi var, kurumları var, meclisi var, üniversiteleri var. Bunların her tarafından çıktı Türkiye. İki kuruma teslim olduk. Bataklıkta iki sivrisinek Türkiye şu anda ısırıyor. Canımızı ısırıyor. Çok soylu askerimizi, çok soylu yazarlarımızı ve bizleri, hepimizi ısırıyor. Paramparça ediyor. Türk halkını, cumhuriyeti, yurttaşlığı. Kim yapıyor Amerika? Kimle bunlarla? Peki bu sahneyi Türkiye'ye kim hazırladı? 60 yılın sağ iktidarları hazırladı. Dersimizi iyi çalışalım. Şimdi sen yani 60 yılın sağ iktidarlarında bizim de hoşumuza giden, saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz insanlar yok mu? Şüphesiz var. Ben burada bir teorik olarak bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hani kestane kabuğundan çıkmış, kabuğunu beğenmiyor gibi, bizim gibi çıkmış ama eleştirel bir yere gelmiş. Olur bunlar. Yani buna itirazım yok. Böyle çok değerli insanlar var. O ayrı. Bir kalıbı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bugün bizi Türkiye'de CHP'nin tavrını, İşçi Partisi'nin tavrını beğenmeyen ya da bu muhalif tavrı beğenmeyen bir takım kendine de solcu diyen adamlar kimle işbirliği içinde? FBI'nin ortaklık kurduğu cemaatle ve PKK'yla da işbirliği içinde. Peki bizden ne istiyorlar? Bizden de gidiyorlar 70 bin Müslüman öldürmemizin normal olduğunu istiyor, söylüyorlar. Ve bunu da hiç konuşmuyorlar aralarında. Sabaha kadar CHP'yi konuşuyorlar ekranlarında. 60 yılda bir saatlikler olmamış CHP'yi hala 70 kanal sabaha kadar tartışıyor. Ama 70 bin Müslüman öldürdü, bunu tartışan yok. Ne yaptık? Özeti nedir? Barzani'ye savunma yapacağız. Peki Barzani'yi niye savunacağız biz? Çünkü Barzani Araplar bunu kovacak. Petrolü niye vermiyorsun diye kavgaya başladılar. Bizi tehirliyorlar yani. Tam bir tehirlemedir bu. Tehirliyorlar bizi Barzani'ye. Ve tabii ki bu tehirlemede Amerika'da PKK'yı da oraya bir güç olarak koyuyor. İleride Irak, İran ve Suriye'ye karşı bu tarafta büyük bir savaş gücü oluşacak. Amerika asker indirmeden. İşte bu hesap bu. Bu aklı yetmez o çocuklar da işte bu yapıyı destekliyor. Ve bize şimdi bu yapıyı desteklerken de bize şöyle sesleniyorlar. Siz barış düşmanısınız, insanlık düşmanısınız. Fesubhanallah ya. Fesubhanallah. Ya şu ülkede yaşayıp, bakın şu ülkede yaşayan insanlar ya bir gün bir gazete alır. Yani tek bir nüsha alır. Kaç yıldır çıkıyor bu Yurt Gazetesi, öbürü Aydınlık. Ya da o da TV. Yani kaç yıldır şey yapıyor. Ya bir gününe bir bak.
Şimdi ben bunu söylemek zorundayım ama çok önemli bir duygudur bu. Ya ben karşı tarafın argümanlarına, yani bu çocuk, yani böyle yetiştik biz. Ya belki de onlar haklıdır diye bir düşünce içimden geçer. Geçtiği için her günde kendimi sorgularım. Sorgulamak da zorundayım. Yani şimdi deprem gelir, bir mahalledeki evleri yıkar değil mi? Ama evet. 30 yılda bir gelir. Aydın öyle değildir. Aydın 30 yılda bir test yapmaz. Aydın her gece test yapar. Her gece deprem yaptırır kendine. Ya mesela diyelim ki ateizmi tartışıyorsa, işte ya vardır Allah. Allah varmış olarak nasıl bakarız? Sağ nedir? Sağ şöyle argüman sürüyor. Doğru mudur? Bütün bunları her gece kendine sorar. Kendine sorduğu için çok sağlıklı bir yapısı olur. Sağlıklı da bir yapın olabilmesi için bu karşı tarafın herkesin kötü dediği, ya onlar da konuşulmaya değer mi? Değmez dediği düşünceleri de kendine soracaksın. Ben bunları sorarım yani. Hatta sormana aydın bir saat değil, bilim adamı bir saatten sonra bunları sormaya gerek yok. Onlar otomatik zihninden geçer. Böyle karşı füzeler gibi, senin ciddi, hiç ciddiye alan balgan gibi, sümük gibi laflar. Tayyip'in bu lafları, sümük gibi dediği laflar onun beyninden füze gibi geçer. Onları da tartmak, denemek ister. İşte şimdi bu insanlara bakıyorum. Yani yazıyor aydınlık, radikalde yazıyorlar, sağda yazıyorlar, bir takım dergilerde yazıyorlar, falan yerde yazıyorlar, ÖDP'nin yerlerinde yazıyorlar. Ama bu soruları hiç sormuyorlar. Sen bu soruları sormuyorsan, peşinen bu barış, bu barzaniyle sıkışma arkasındaysan, peşinen bu 80 bin kişinin ölümü, sonradan geleceklere de hazırlıklısın. Yani bunları da bekliyorsun demektir. Yani şimdi FBI birinin elini almış, birinin eli almış. Yani iki tane bataklıktaki iki sivrisineği elini almış, oynattırıyor, Türkiye'ye sıçrıyor. Sen bunları destekleyerek FBI dolaylı olarak da seni elini almış. Bu açık. Yani illa da FBI'nin gelip seninle ilişki kurması gerekmez. Ama bir şekilde almış işte, koymuş. Şimdi sol 12 Eylül öncesi sağ derdi ki sağcılara, siz Amerikan uşağısınız. Anadolu'daki çocuklar da bakardı ki biz Amerikan uşağı niye olalım? Biz kendi Yozgatlıyız, biz Konyalıyız, bunlar gülünç falan derdi. Doğru yani, niye Amerikan uşağı olsun ki? Ama merkezde yani ana yöneliminde, yani Amerika'nın düşmanlarına karşı bir yere yönlendirdiği için o süreç onu doğru çıkartırdı. Sovyetlere karşı evet doğru çıkartırdı. Yani illa de senin gidip şey yapma. Şimdi bugün de öyle. Bugün de ben bakıyorum bu arkadaşlara. Bu arkadaşlar bugünkü bu süreçte cemaatin ve Pekkan altına girerek FBI'nin bizatihi adamıdırlar işte. Ve bu adamlar sol literatür üzerine konuşuyorlar. Hop bir saniye. Sol bağımsızdır. Sol kuşkucudur. Üstelik bu adamlar yine bakın solu 30 senede konuşa devletçi bir hale getirdiler. Ne devletçisi? Biz ne zaman devletçi olduk? Yok böyle bir şey. Liberaller bu özelleştirelim diye bir sürü fabrikaları boşaltmaya başladı. Ya önüne gelen dışarı atıyor. Burada da işçiyi savunuyorsun, tazminatlarını savunuyorsun. Diyorsun ki başka bir soru daha soruyorsun. Ya attığın işçileri yeniden işe alacak mısın? Tazminatını verecek misin? Onlar atıyor, biz savunuyoruz. Onlar atıyor, biz savunuyoruz. Bu fabrikalar ne olacak? Bunlar peşkeş çekiliyor. Bunlar talan ediliyor. Onlar da atıp biz de savunduğumuz için biz olduk birden devletçi. Hayır. Yani bu liberaller bizim adımızı devletçi koydu. Yani solun en değişmez değeridir. Eşitlikçi. Ya böyle bir şey var mı? İnsan hakları değişmez bir üst şemsiyedir. Kardeşlik. Hı hı. Hani çok söylediğimiz şeydi. Fransız bayrağı bir dönem insanlığın bayrağıydı. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet, kardeşlik. Şimdi BDP'liler bize kardeşiz demeyin bize. Ya işte yurttaşlık, biz kardeşliği yurttaşlık üzerinden diyoruz. Fransız bayrağı. Bütün dünyayı değiştirdi. Başka bir tarih başladı. Bunları söylemeye çalıştık. Ama siz 30 yılda bu liberalleri, oligarşik patronlar tuta tuta ekranda bizi devletçi yaptı çıktılar. Biz olduk köhnemiş, bürokrat, devleti savunan bir şey yok ya. Bir de başka bir şey yaptı aynı zamanda bu süreç içerisinde. İnsan hakları, PKK oldu insan hakları. Evet. Yok ya. PKK 12 yaşında çocukları dağa kaldırıp eline silah verenler en büyük insan hakları şeysi oldu. Demokrasinin renkliliği, demokrasinin çeşitliliği, demokrasi de hoşgörü gibi tartışıldı 10, 15, 20 yıl. O hoşgörü içine cemaat özgürlüğü girmeye başladı. Cemaatler girmeye başladı. Evet. Cemaatin hakları girmeye başladı. Oldu onlar. Demokrasinin en büyük özgürlükleri cemaat özgürlüğü haline geldi. Yani şeyhlerin özgürlüğü evet. Asla sivil toplum olmayan. Çünkü seçim yok. Çünkü evet. Değişmeyen lider var. Asla değil mi? Şimdi evet. Dikkat edin. 30 yıl liberaller bizi devletçi yaptı. PKK oldu insan hakları.
cemaat oldu. Özgürlüklerin şeysi. Şimdi Güneydoğu'da da çok çok şey katmanlı bir etnik ve cemaat özgürlüklerinin önü açılıyor. Birbirine doğru ya fareler. Bir fare, evet. 9 fare doğurur. İşte Hizbullah geliyor, Araplar ne olacağız diyor, korucusu. O artık şey, devletleşe, kuzgunleşe yani. Orada büyük bir kuduz bekliyor. Yalnız burada başka bir şey daha var. PKK kendisinin 35-40 milyar dolarlık bir servet olduğunu söylüyor uyuşturucudan ya da başka. Evet. Gerçekten de bugün 30 bin, Avrupa'da 20 bin, 30 bin insanı tutmak, burada da 5 bin, 10 bin insanı maaşlamak için de bir 15 milyara, 10 milyara, 15 milyara kadar ben de inanıyorum yani. Çünkü doğudaki sıradan insanlardan da şey, vergi kaldırıyorlar yani. Evet. Haraç kaldırıyorlar. Şimdi bu nereden geldi bu para? Türkiye'den gitti yani. Oradan, buradan, ama bu ülkeden gitti yani. Dükkandan, esnaftan, Ahmet'ten, evet, Mehmet'ten gitti yani. Uyuşturucusundan, trafiğinden, rüşvetinden, neyse. Ama bir fabrikadan gitmedi. Hem 12 yaşındaki çocuğu daha kaldırıp bir şey yapıyor. Evet. Hem de böyle bir para elde ediyor. Gelelim cemaate. Her ay, her günde gazetesi 1 milyon satıyor. 1 milyon basıyor. 970 bini cepten çıkıyor. Sokaklara dağıtıyor. Herkesin kapısına 970 bin gazeteyi bedava koyuyor. Bu trilyondur. Trilyon. Bununla dünyada o dünya Rockefeller dediğimiz Ford'lar baş edemez. Bu kadar parayı kimse sokağa atamaz. Uzun bir zaman gitti, Sergenlere 10 milyar 16 milyar verdi ya, o bile atamazdı yani. Bu çok büyük para. Şimdi bu da servetinin 40 ve 30-40 milyar olduğunu söylüyor. İki tarafta da illegal büyümüş, kurum dışı büyümüş, ahlak dışı büyümüş, insanlık dışı büyümüş. 12 yaşındaki çocukların kaçılıp büyüdüğü bu yerlerde de 15'er, 20'şer milyarlık büyük servetler var bir de. Evet. Bunlar hangi fabrikadan kazandı? Lastik fabrikası mı kurdular? Konya cam şişe mi kurdular? Hayır. Hepsini yıktı. PKK bunları yıktı bizatihi, oradaki şeyleri, baraj çalışması, şantiye çalışmasını. Bu tarafta bunlar satılsın, edilsin, yıkılsın, boş ver gibi. Şimdi biz de okumuş yazmış insanlar olarak sağcı oluruz, solcu oluruz. Şimdi önümüzde bir fotoğraf var. Şimdi ben bu yapılarla barış, bir de bunlar Irak'taki, Irak halkını da petrolüne el koymuş. Evet. Kerkük'e de el koymuş. Türk, oradaki nüfusa rağmen, Türk nüfusa rağmen. Barzani ile el sıkışıyor. Bütün bunların da patronu Amerika. Böyle sıkıştırıyor. Ve bütün burada da bir siyasi parti var. Belediye başkanlığı döneminde Rahmi Koç'un çok şaibeli de bir laf ettiği bir laf. Yani şey yapıyor. Ya da AKP'li kitlelerin hani ANAP dönemi gibi hızlı nasıl zenginleştiği de çok malum bir şey. Detayını araştıracak uzun sürer. Şimdi biz solcu ya da sağcı ol, ne olursa ol. Şimdi şu sahneye bak. Ben bu insanlarla ilişkiye gireceğim. 40 önce solcuyum ben. Bu 40 milyar doları nasıl kazandın? Değil mi? Bunu soracağım. Evet. Ya günahtır be. Aydınlanma çağında yaşıyoruz. 2013 Türkiye'sinde yaşıyoruz. 12 yaşında çocukların biriniz daha, biriniz dershaneye getirdiniz. İkiniz de anne baba göstermiyorsunuz. İkiniz de o çocuklara sinema göstermediniz. Günahtır. Ben değil mi? Olaya oradan bakacağım. Ve daha derin nereden bakacağım? Bu bataklığı Türkiye'de kim oluşturdu? Türkiye'de 3-4 tane Amerikan darbesi oldu. Sırf solu durdurmak için. Yani solu engellemek için Amerikan darbeler oldu. Ve bu darbelerde işte bu bataklık büyüdü. Şimdi ben burada, benim buradan tavrım, bu yapılarla ilişkiye girmiyorum diye ben insanlık dışıyım. Ben barbarım, ben vahşiyim, ben insanların ölmesini istiyorum. Barışı istemiyorsun. Önce şunu soracağım. 12 yaşındaki çocukları daha niye kaldırdın? Senin oraya niye kaldırdın? Bunlar niye tek adama bağlı? Demokratik kurumlar içinde tek adama bağlılık var mı? BDP'li milletvekilleri bile oruç tutuyor, tutmayın diyor, emir geliyor, hepsi bırakıyor. BDP gibi bir siyasi parti bile emrinden çıkmıyor. 12 yaşındaki adam hiç çıkmıyor. Cemaatin hiçbir üyesi şehrin ağzından çıkmıyor. Talimatın dışına çıkmıyor. Bu kurumların demokraside ne işi var? Demokratik bir ülkede bu kurumları nasıl ciddiye alırız? Hepsini de geç. Türkiye şu anda bütün gücüyle, tarihi, 5000 yıllık tarihi, manevi gücü ve maddi kurumlarıyla, bu ikisinin teslim altında. Ve Türkiye'de bugün konuşulan, görüşülen de nedir? Bu iki güç görüşülüyor. Bunların kavgası. Evet. Sahne bu. Nihat abi, istersen kısa bir aradan sonra buna devam edelim. Değerli seyirciler, Ver Yansın birazdan yeniden devam edecek. Yok, aynı. Söyle, bunların şeyi kalmaz. Şey, bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. Ver Yansın devam ediyor değerli seyirciler. Nihat abi, bu the süreç dediğimiz süreçte,
Yani adına artık milli ve yerli olmadığı için dış süreçte diyoruz buna. Bunu da böyle anlamaya falan çalıştığını ifade eden bir takım gruplar da var yani. Var tabii. Biz o anlamaya çalışan grupların o anlayışlarını buradan pekiştireceğiz. Biz kimlerle masadayız? Yani bir kere yani bir insan mesela bu çok değerli bir şeydir. Hı. Bir savaşta bir komutan yenilebilir. Fakat asıl yenilgi onun cephede yenilmesi değildir. Asıl yenilgi niye yenildiğini bilmesidir. Eğer bir komutan niye yenildiğini bilmezse biraz sonraki ikinci muharebede de yenilir. Evet. Şimdi biz yenilgiyi bilelim. Yani niye yeniliyoruz? Bir PKK geldi, 12 yaşında çocuklara dağa kaldırdı, 30 milyar servet yaptı, arkasına FBI, CIA aldı, bir cemaat geldi, 12 yaşında kaldırdı ve bunları bu demokratik kurumlar içinde yaptı ve bu yoksulluk içinde sağ iktidarların boş bıraktığı bu yoksulluk. Türkiye devleti öğretmen okulları, yatılı okulları burada yetişemedi. Ancak 60'lı yıllarda az da olsa yetişti yani. Kars'tan, Van'dan getirdiği yatılı okullarda okuttu çocuklar. Bu ülkeye başsavcı oldu, Yargıtay başkanı oldu. Gidin o Yargıtay başkanı ve başsavcılığın hayatlarına bir bakın. Van öğretmen okulu, Van yatılı okulu falandır. Hepsi de şeydir. 60'lı yıllarda çok hakimdir. Az da olsa tabii Türkiye'ye %30 hakim olabildi. Ama şimdi başka bir yere giriyoruz. Yani şimdi çok saçma bir yere giriyoruz. Yani hani süreci bilmiyoruz falan diyoruz. Hayır. Süreci bilmemek ayrı bir şey. O teknik, onu CHP konuşuyor. Ben daha şey siyasi olarak çok absürt bir yere doğru gidiyoruz. Şimdi Poseidon macerası diye bir sinema filmi vardır. Poseidon macerası. Bir geminin batmasını anlatır. Bu gemi batar. Battıktan sonra da buradan nasıl kurtulacak içeride kalan adamlar, değil mi? Geminin bir şeysi dışarıda kalır. Denizin üstünde kalır. Biri denizin dibinde kalır. Bir dengeye gelir battıktan sonra gemi. Yani yarısı dışarıda kalır, yarısı içeride kalır ve çok yavaş yavaş batmaktadır gemi. Şimdi siz geminin denizin dibinde bir yerdeyseniz önce nerede olduğunuzu bileceksiniz ki yukarı doğru koşalım. Fakat yukarı koşmak, yukarı bilmek zorundasınız ki batmadan yukarı, su oraya da dolmadan yukarı yetişmek zorundasınız. Poseidon macerasını anlattı. Ana fikir budur ve çok değerli bir filmdir yani. Güzel, basit bir macera filmi değildir. Çünkü insanlar çabucak biz nerede olduğumuzu tespit edelim. Batan tarafta mıyız? Çıkan, hava üstünde kalan tarafta mıyız? Ve hemen hava üstünde kalan, deniz üstünde kalan tarafı hemen bulmak zorundayız. Çünkü orası da biraz sonra denizin dibine girecek. Bizim yaptığımız tartışma budur. Şimdi orada Poseidon macerasında adamın biri der ki, bir takım adamlar yan yana gelir der ki, ya der biz yukarıyı anlamak için önce demire vuralım. Kaportaya vururlar, güverteye. Sesin doluluğuna göre ve o doluluğun yavaş yani gittikçe o doluluk daha tok ya da daha az bir yere geldikçe su üstüne çıkmaya çalışırlar. Bu bilimsel bir görüş. Oradaki gemide tesadüfen bulunmuş mühendisler. Ya böyle bulabiliriz diyorlar. Tak 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 tak. Ve bir grup geminin içinde mağdur kalmış. Ne kalmış? Gemi zede diyelim. Kaza zedeler. Mühendislerin arkasında toplanıyorlar. Diyor ki ya biz diyor anca bunu bilimsel olarak bulabiliriz. Üst taraf nerede kaldı diye. Tak 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 tak. Fakat bu arada bir grup daha ortaya çıkıyor. Bunlar muhafazakar gruplar, sağcı gruplar. Bunlar da bir imamın peşine takılıyor. Diyor ki ya batmış. Biz bu saatten sonra geminin yukarıda mı aşağıda mı bilemeyiz. Bunu adetimizdeki imam bilir. Ve imamın, hocanın yani papazın peşine takılıyorlar. Papaz. Papaz da Allah'a dua ederek peşine kitleyi takmış. Onlar da büyük bir huşu içinde dua ediyorlar. İnançları temiz mi? Temiz. Duaları güzel mi? Güzel. Hiçbir lafım yok. Tertemiz Allah'a inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Ama onlar öbürleri gibi tahtaya vurarak değil. İman ederek onun peşinden gidiyorlar. Şimdi filmin sonuna doğru mühendisler yukarı doğru giderken imamın peşine takılanlar aşağı doğru gidiyorlar. Şimdi bu aşağı doğru da gidebilirsin. Yani ben bunu anlatmak istemiyorum. Bu film bunu anlatıyor. Çünkü diyor ki orada hani deneyle, daha bilimle, siyaset bilimi de öyledir, hukuk da öyledir. Burayı geç. Şimdi ben insanların Allah'a inandıkları için tertemiz, yanlış bir yere girmiş olabileceklerine de inanabilirim. Olur mu? Bir toplumda böyle düşünceli insanlar vardır. Geminin dibine doğru gidiyor olabilir. Bunu da anlarım. Bu da saygı duyulacak bir şeydir. Her şeyimiz doğru mu olacak? Çok trajik anlarda, deprem gibi, savaş gibi anlarda toplumun bazı öncüleri eski hastalıklarından dolayı, geleneksel hastalıklarından dolayı topluma yanlış reçeteler de söyleyebilir. Bak buna da inanırım. Yani şeyh yanlış yolda gösterse, ucube, tuhaf, böyle kandırıcı bir yolda gösterse ve onun da peşine gidilmesine ben gene inanırım. O da mantıktır yani. Bir mantık içinde bir yerdedir. Öbürleri de bir yere doğru gidiyor değil mi? Vararak. Türkiye'de bu ikisi yok. Yani Poseidon macerasına göre ne mühendislerin gönderdiği bir yer var ne imamın peşine gidilen bir yer var.
Türkiye'de üçüncü tuhaf bir şey var. Burada bu bunlara destek veren liberaller, akil gruplar, birazcık o edepsiz sol, Avrupa solu dediği onlar saçma sapan yerlere gidiyorlar. Yani o tarafa imamın peşine de gitseler mantıklı olur. Mühendisin peşine de gitseler mantıklı olur. Onu anlarım. Ya siz nereden gidiyorsunuz? Karmakarışık. Tarih ötesi bir yerden gidiyorlar. Bakın cümleme bakın. İmamın peşinden de gitse mantığı var diyorum. Evet. Mühendisin aydının da peşinden gitse mantığı var. Ama bunlar tarih dışına bir yere gidiyorlar. Bu gruplar, cemaat, FBI'ların beslediği, ellerinde 30-40 milyar dolar olup Türkiye'ye bir takım kırbaçlayan ve Türkiye'ye şey yapan ve Barzani ile el sıkışmış, üstelik petrol adına el sıkmış adamların el sıkışarak solu götürmeye çalışıyorlar. Yani ya da kendi solcu arkadaşlarını. Bu tarih dışı bir yerdir. Bu manyak bir şeydir. Bunun literatürde de yeri yoktur. Yani yanlış yapma hakkını da sola veririm bir takım solcu arkadaşlara. Ama manyaklık, ama bu kadar ucube, bu kadar garabeti hiç kimse kaldırmaz. Bu garabettir. Adam inanmış şeyhine. Şimdi ben ne diyebilirim ki? Ben burada istediğim kadar anlatayım. Adam şeyhin hocasına inanmış. Yapılan doğrudur diyor. Gidiyor. Öbürü Tayyip'e inanmış. Ya o kötü bir şey yapmaz deyip ona inanmış gidiyor. Ben asla doğru bulmuyorum. Ama mantık içindedir bu. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Solun solun en büyük özelliği, yani Marx'tan gelen en büyük özelliği şudur. Solun ilk yapacağı tespit nerede duruyor mu bilmektir. Ben tarihin hangi günü neredeyim? Yani sanayileşen işçi sınıfı ya da demokratikleşme, özgürleşme sürecinin neresindeyim? İlk yapacak şey budur. Yani sol, dünya solu. Kenya'nın solu. Yani çok özür dilerim ya bu kadar. Japon solu. İlk yapacağı şey biz tarihin neresindeyiz? Hani diyalektik materyalist, tarih felsefesi. Biz neredeyiz? Devrim öncesi bir yerdeyiz. Demokratik özgürlüklerin bir yerdeyiz. Nasıl bir yapıdaki burjuva, oligarşik bir yapı mı? Neredeyiz değil mi? İlk tespiti budur. Bütün bunu solcularında mesela ben solcu oldum. İşçi Partisi'ne geliyorum, öbür partiye geliyorum. İlk bileceğin iş de budur yani. Tarihin hangi günü, ne zamandayız? Bir durum zaman tahlili yapılır. Diyalektik şey. Solun özelliği budur. Baba neredesiniz? Orta çağda bile yoksunuz ya. Etnik ve cemaat özgürlükleri ve gangster ve tuhaf illegal yollardan zenginleşmiş Barzani gibi ağaların yanında saçma sapan bir yerdesiniz. Üstelik yanınızda bulunan adamlar mantıkları var. PKK'nın da kendine mantığı var. Cemaatin de kendine göre mantığı var. Sen neredesin? Sen saçma sapan bir yerdesin. Özgürlük diye diye, demokrasi diye diye geç kendini getirdiğin yere bak. Bu nedir? Bu işte Türkiye'deki 30 yıldır Türkiye'nin beyniyle, özellikle küçük aydınların, küçük sol aydınların beyniyle, değil mi? 30 yıl nasıl oynanmış? Nasıl? Saçma sapan bir yerdeler ya. Nasıl oynanmış? Bunları, yani bunları nasıl desem, bunları tarif edemiyorum ben. Bunlara daha başka bir şey bulmam lazım. Evet, biz de bunları şikayet edelim. Şikayet edelim deyince geçtiğimiz hafta çok önemli bir kitap yayınlandı. Erdal Akyazan, Babanı Sana Şikayet Ediyorum diyor. Bu kitapta şöyle bir özellik var. Erdal Akyazan şimdi uzun yıllar Silivri'de kaldı. Şu anda Sincan cezaevinde Engin Alan'la birlikte yatıyorum. Ama kimin çocuklarına hitap ediyor bunu? Silivri'deki hakim ve savcıların çocuklarına diyor ki babanı sana şikayet ediyorum. Baban bize bunları böyle yaptı. Destek Yayınlarından çıktı. Herkese de tavsiye ediyorum. Olağanüstü bir kitap. Bu şikayet etmeye devam edelim mi? Abi şöyle bir şey. Yani nasıl desem bu tarihi zaman ilişkisi. Mesela mesela AKP'nin de burada bilmediği bir şey var. Yani AKP'ye bu tezgaha, bu süreci, yani birileri geldi, bir tezgah, bir fırıldak döndürüyorlar Türkiye'de. Şu dosyaları alalım, yalan yanlış, Ergonok'un içeri, Balyoz içeri, sonra gidip Barzani'ye sıkışalım, böyle bir şey yapalım. Bu bir, değil mi, şey, ve ellerinde patladı bu. Ama burada bir şey çalıştırıyorlar, bir dümen çalıştırıyorlar. Yani kapılar kırıyorlar, kapılar açıyorlar, arama yapıyorlar, silah gömüyorlar, karar veriyorlar. Kendilerince bir sürü süreç. Ergonok'un süreci, Balyoz süreci, Oda TV süreci ve şimdi Barzani şey, Pekka süreci, Nevruz süreci, değil mi? Bu süreçte. Evet. Film. Şimdi burada bu şöyle bir şey, yani bunu kim AKP'ye önletmişse, yani bunu Türk halkı kaldırmayabilir. Yani Türkiye'deki sağcı ve muhafazakar kitleler, bunu daha önce söyledim ama defalarca da söylemem lazım. Şimdi Tanzimat'ta bir sürü şey hızlandı.
Sonra Cumhuriyet'te de bir sürü şey hızlandı böyle devrim hızlılığında. Anadolu'daki halk ve bir yerden de tepkiler şey yaptı. Tabii o tepkiler Anadolu halkının aydını, hoca olduğu için, müftü olduğu için o tepkiler o dini bir kisve altında büründü. Ve bugünden bugünleri inceleyenler buna çok doğal olarak gerici ayaklanması dedi. Bu teorik olarak doğrudur. Ama sosyolojik olarak işin içine girdiğinden tam da doğru değildir. Çünkü orada insanların çoğu hem Atatürk'e de güvenebilir. Güveni olan insanlar da vardı. Atatürk'ü seven, kahraman olarak seven insanlar da vardı. Ya da daha önce 2. Mahmut'un yaptıklarından da ya padişah böyle kötü şeyler yapmaz diyenler de vardı. Ama bir şey daha vardı. O insanların içinde bir duygu vardı. Her şey çok hızlı olduğu için biraz kafayı karıştırdılar. Ya o. İbn-i Meymun, İbn-i Rüşd döneminden bir sosyolog gibi konuşan çok ciddi bir adam. Doğal felsefe olarak, siyaset felsefesini doğal felsefeyle ilişkilendirir. O yüzden literatürde vardır. Siyasette de hayat doğa gibi olmalı der. Yani önce bahar gelecek, sonra kış gelecek değil mi? Hani bir sürecin şeysi var. Çünkü bak devrimlerin hızlılığı çok yerde şeyde duvara toslamıştır hızlılıkta. Halkın anlama, yani halkın intibak, algılama, halk onun yavaşlığında sürmeli. Harita değiştiriyorsun, toprak değiştiriyorsun. Ya bir 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl değil mi yani? Böyle kolay mı lan 2 günde? Tak tak yaptım kes çıkar. Pantol mu dikiyorsun, elbise mi dikiyorsun? Solu geç, sol uyandı. Sağcı dediğimiz, muhafazakar dediğimiz halk bile buna ikna olmaz. Bu hızlılığa. Sabah kahvaltı peşinden kuzuya, peşinden şunu ye, batlılar yok. Üç öğünü bir anda yiyemez. Bu topluma da yedirtemez. Yani işin sağ ve siyasetinden öte bu sürat, çok hızlı oluşu bu sürecin. Anadolu halkı bunu hazmedemez, kıllanır. MHP kitlelerini inandırdığı için arkasına toplamadı. Sadece halk kıllandı ya, bir sürü bir şey oluyor. Evet. Elektrikli tuhaf bir şeyler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani anladıkları ve yani lider kadrolar anladı şüphesiz. Ama kitleler ya tuhaf bir şey oluyor. Apo konuşuyor, o konuşuyor. Evet. O hızdan dolayı tuhaf bir şey oluyor diyor. O yüzden bunlar tutmaz. Yani bu halk bunu şey yapmaz, kaldırmaz. AKP'nin bu şeyi de hızlı sürmesi, bu süreci de hızlı sürmesi kendi aleyhlerine. Çok hızlı sürüyorlar. Olmaz yani. Bir de başka bir şey görüyorum ben. Yani AKP'de şöyle bir şey görüyorum. Bu akil adamları da görüyorum, kendilerini görüyorum. Bu tespiti yapmak zorundayım. Şimdi hepimiz köy tavuğu severiz. Yani ben mesela çok severim sen de. Herkes kim sevmez ki yani. Ben normal tavuk da yemem, yiyemiyorum. Ben çok mecbur kalırsam yani hani aç susuz. Yani köy tavuğu daha şeydir, rahat gezer. İnek de öyle yani, kimse mandıra ineği sevmez. Hepimiz dağlarda gezen ineği yemek isteriz. Tarihe de geçmiş bir laftır yani. Hayvanları özgür gezmeyen bir ülke de özgür olamaz. Hayvanlar dağ, bayır, yayla özgür gezecek. Onlar ayakları açılacak, etleri yani stres ortamından uzak duracaklar. Şimdi dikkat edin, bir de çiftlik tavuğu var. Çiftlik tavuğuna yapılan eleştiri de çiftlik tavuklarının aşırı stres altında olduğunu. Herif böyle yemiyor ya. Akşama kadar gezdi yok, tozlu yok. Şöyle yemiyor. Böyle yemeye stresli oluyor diyor. Ya bunu bilim adamları diyor. Sonra inek mandıradan çıkmıyor. Böyle duruyor. Gittikçe şişen bir şey yani. Böyle balon gibi şişiyor. Yiyor, şişiyor ama hareket yok. Baktığı yok, gezdiği yok, ayağına bir kaya çaktığı yok, çimene bastığı yok. O da çok stresli bir şey. Onun da eti diyor, yenmez diyor. Yani şey, modern bilim eleştiriler diyelim. Şimdi yalnız burada başka bir şey var. Asıl problem de oradan kaynaklanıyor. Şu anda Türkiye'de yani AKP ve onun kitlesi ya da o akil adamlar da o tavuk, o çiftlikte büyümüş tavuğu hürriyetin içine at, bahçeye at, çit koyma, sere serpe yesin, rahatsız oluyor. Hürriyet bozuyor onu. Evet. İneğe de öyle. İneği at, hadi git rahat dağda, derede, nerede otlarsın otla. O da bozuluyor. Niye? Bir saatten sonra hem o tavuğu, hem o çiftlik tavuğunu, hem o mandıra ineğini besleyen kendi stresi oluyor. Öyle bir stresli yaşam oluyor ki bütün duyguları ve düşünceleri, özgürlük fikri, demokrasi fikri, hayat fikri, yem fikri, hepsi o stres kaynaklı. Şimdi AKP ne yapmışsa kendi aydın ve yazar kadrosuna bu stresli insanları, yani aşırı stresten beslenen, stresten beslendikleri için çok şey, gerçek özgürlüğü görmüyorlar. Yani çünkü o stres olmasa yaşayamaz.
O Dersim'le dalaşmaları, Cumhuriyet Halk Partisi'yle dalaşmaları, işte şunlarla bunlarla dalaşmaların sebebi onların bir fikri olduğu değil. Onların stresli ve gergin bir yaşam. Bakın AKP'yi çökertmek için çok rahat bir laf edersin. Yani çok yani altın arabayı koydun, milyarlık köşkler aldın. Ya daha ne istiyorsun? Rahat ol. Niye rahat olamıyorsun? Cipi almış, villayı da almış. Gemiciyi de almış. Gemiciyle ama hala stresli. Yani yukarıki yönetim kadrosunu demiyorum. Bir alt yazar, çizer, ileri kadrolar için söylüyorum. Bir parti başkanı için söylüyorum. Niye streslisin? Çünkü onlar gençken, gençlikken o aileye atarken aile yapısında ya da bizim gibi ailelerde yaşadılar. Orada da yoksulluğun getirdiği gerginlikler vardı. Onlar aslında o gerginlik bedenleri, sinirleri o gerginlikle. O gerginliği fikir sandılar. O gerginliği isyan sandılar. O gerginliği bir şey sandılar. O gerginlik onları büyüttü. Bir gün geldi, istedikleri her şey oldu. Ama onları asıl şey yapan, asıl bedenlerini inşa eden gerginlik olduğu için onlar hala bir gergin, hala bir stres. Onların nefes alması stres. Özgürlük böyle bir şey değildir. Sen stres içinde özgürlüğü o kadar yani stresi biz de oluruz. Bugün stres olsun ama geniş bir zaman içinde bir bakarız. Dün nasıl düşünüyorsun? Çok stresli içinde mesela bir adam iki ayağı var. Hayata bakar. Der ki güneş çok güzel. Annemi seviyorum. Sonra toplumda seviyorum. Yani bir takım kanaatler alalım ondan. Sonra adam bir ayağa gitsin. Adamdan gene aynı sorulara. Annemi seviyorum. Toplumu seviyorum. Şunu seviyorum. Bak. Bu tamam. Sonra diyelim ki bir çocuk hayata bakış soruları sor. 6 tane. Sonra bu çocuğun annesi olsun. Ailesinden birisi kaybolsun. Gene aynı sorular. Yok ki aynı sorulara. Yani stresli, gergin, heyecanlı, matem, trajik zamanlarında da sorulara verdiği cevaplar aynıysa, benzerse o evet, sağlıklı bir insandır. Yani şimdi sen, şimdi bu adamlar bu stres, bu adamların fikrini ve özgürlüğünü çocukluğundan beri oluşturuyor. Bu bir fikir değildir. Bu bir özgürlük anlayışı değildir. Bu bir din değildir. Bunu kelimelerle nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum ben. Yani çok da zorlanırım. Bunları yaşatan aslında dini bir neşe, dini bir rahatlık, böyle bir şey değil, bir stres yaşatıyor. Şimdi mesela o Apo'yla Nevruz meydanında şey Nevruz'da Apo'yla böyle konuşmaları kendi streslerini de besleyen bir şey. Türkiye'ye felaket geldikçe onlar gerginleşecek. Çok daha şey. Yani seyirci ne kadar takım gol yerse o kadar gerilir. Bir seyircilik böyle bir şey. Bunlar gol yedikçe, bunlar yenildikçe, hizmete girdikçe vücutları tanıdıkları bir gerginliği yaşıyor. Yani oldukları gibi oluyorlar. Biz Türkiye'ye bu gerginlik ve stres ve bu stresin oluşturduğu bu çirkin, zehirli fikirlerle bakamayız. Şu anda bizim karşımızda stresli çiftlik tavukları ve stresli danaların yönettiği bir ülke var. Ya da yorumladıkları bir ülke var. Evet. Hür insanlar. Bakın sen yoksul olabilirsin, gergin bir hal olabilirsin. Bu da sol edebiyatının getirdiği bir şeydir. Ama zihninde bir rüya görürsün. Hür bir ülke rüyası görürsün. Beden streslidir ama buradaki rüya açıktır önü ya. Özgür bir toplum, devrimci bir toplum, direnen bir toplum, bağımsız bir insan rüyası görürsün. Bu bunu dengeler. Oysa son 200 yılın yenilmiş, çürümüş Osmanlı kültü ve çürümüş gelenekleri bunlardan müşahhaslaşmış ve bunun oluşturduğu stresli fikirlerin hepsi bugün bir stres içinde haritalar konuşuyorlar. Burada fikir yok. Çünkü rüyaları yok. Çünkü hülyaları, ütopyaları yok. Çünkü bağımsızlık diye bir hali olmamış. Yani şimdi bir toplum, bir insana, yani cemaatten bir çocuğu. Ne yapabilirim ki? Hakim yaptım işte. Evet. Ya da seni vali yaptım. Araban var, hizmetçim var, evde yemeğini sana yapıyor, dereni kenarı orada, her şey orada, sağlık bakımım var. Ya artık rahat olun ya. Şu son 200 yılın çürümüş İslami fikirlerini içinizden bir atın. Ya da bir kenara koyun canım, hani yine onları sevimli okşayın tavan arasında. Gene bir şey ama hep öyleler. Yani sağlıklı bir şekilde şeye bakamıyorlar. Yani hür bir fotoğraf, sağlam bir fotoğraf göremiyorlar. Yani dünya evet, göremiyorlar bunlar. Bizim bunlardan ayrıldığımız nokta burası. Biz önce kafamızda bir ütopya görürüz.
Yani hiç gitmesek de bir orman görürüz. Hiç gitmesek de bir dere kenarı görürüz. Hiç gitmesek de insanların seviştiği, değil mi? Kimsenin efendi olmadığı bir şeyi hayal ederiz. Stresli olsak bunu hayal ederiz. Bizim gücümüz bu hayal bizde daimi yaşar. Yani biz önce tarihin hangi noktasında olduğumuzu biliriz. Hı hı. Sonra da bu ütopyayı eksik etmeyiz. Bu insanların ütopyası eksikti. Çok eksikti ütopyası. Stres bunları büyüttü ve şimdi stresli bir haritanın içinde bazaniyle el sıkışıyorlar. İmam Hatip'ten çıkan bir insan ütopyaları olmadığı için gitti. 30 bin insanın katiliyle şimdi ülkenin kaderini bölüşüyor. Keşke ütopyalar olsaydı. İmam Hatip'ten çıkmış bir insan stres ve gerginlik ve çürümüş gelenekler içinde bir takım fikirler edindi. O yüzden o stres onu beslediği için o fikir değildi. O bir stresti, gerginlikti. Şimdi o gerginliği 80 bin insan öldürüyor. O gerginliği. Bu gerginlikten fikir yaparsanız bu 80 bin insan bitmez. Yarın başkalarını öldürürsünüz. Yani bizim, yani çok iyi anlattım mı, anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ama bir şey var. Mesela çok büyük fikrin olabilir. Yani Osmanlı rüyası çok iyi fikir olabilir. Ben de mesela doğuya gidelim, hı-hı, taraftarıyım. Bütün dostlarımızı doğulardan yana koyalım. Avrupa Birliği gibi biz de burada kendi aramızda bir şey yapalım. Zengin bir ülke, komşularla pasaportsuz girip çıkan bir ülke. Aynı kandil, aynı bayram, değil mi? Aynı, hı-hı, Mevlana, aynı, hı-hı, saz, aynı tambur. Ben bunların yanındayım. Ama burada çok ciddi bir şey var. O da şudur. Marx bildiği, dünyanın bildiği bir şey var. Yani bunu kimse tartışmaz bunu. Karl Marx dediğin adam bir dehadır. Yani bunu kimse tartışmaz. Gerçek bir deha. Yok o Hegel'den çaldı, yok onu şunu yaptı. Hayır, bir dehadır bu adam. Ve bütün dünyanın üniversiteleri Karl Marx'ı okutur. Ama bütün dünyanın akademileri okutur bunu. Tamam, fikir deha orada duruyor. Hadi gel uygulamaya gelelim. Uygulamaya da en büyük yine deha denilen bir Lenin. Lenin bu yüzyılın dehalarından biri kabul ediliyor. Lenin dahi dedi ki ben bunu uygulayamam dedi. Yani 3 yıl yeni bir plan yapayım dedi. Önce dedi. Şartlar zaman uymuyor dedi. Ve sonra bambaşka bir şekilde uygulandı. Ve bugün Karl Marx'a değil, yapılan eleştiriler, Karl Marx'a kimse eleştiri getiremiyor. Uygulamalarına getiriyorlar hala. Çünkü bir şey deha fikirlerin olabilir ama uygulama başka bir şeydir. Belki Mustafa Kemal'in de Cumhuriyet'in de uygulamada şeyleri vardı. Bunu da tartışmamız lazım. Değil mi? Onu tartıştığımız yok. O başka bir şeyler. Onu da geç. Başka bir yola girmeyelim. Şimdi burada biz bir takım Osmanlı rüyaların fikrin olabilir. Ama bu rüya Barzani'yle el sıkışmak mı? Bu rüya Amerikan denetiminde cemaatleri silahlandırıp 12 yaşındaki çocuklardan silahlı örgüt kurup 12 yaşındaki çocukları anne babasız, sinemasız, eğitimsiz bırakıp kendine mürit yapan insan burada mı? Yani evet bir fikriniz olabilir. Burada komşular mesela bunu herkes dedi. Ben de diyorum. Bunu Doğu Perinçekler dedi, Yalçın Küçükler, bizler, başka büyük aydınlar söyledi. Komşularımız hepsi iyi geçinelim. Burada kendimize bir hinterland yapalım. Çok şey yapalım. Ama bir şey doğru olabilir fikir. Ama uygulama yok. Belki de bunun en kötü, en talihsiz örneği Davutoğlu. Çünkü Davutoğlu'ya bugün bunu uygula diyenlere Davutoğlu da 3 ayda 80 bin insan öldürttü. 3 ayda. Daha ne feci. Şimdi 80 bin insandan da sana şunu söyleyecek 80 bin insan. Eğer sen 80 bin insanın niye öldüğünü sorgulamıyorsan yarın 1 milyon ölü, 2 milyon ölü Hitler'in üstüne kaldığı gibi üstümüze kalabilir. Stalin'in üstüne Sovyetler mahkum edildi. Bizim üstümüze kalabilir. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Onlar yaptı ama tarih olarak bizim üstümüze yüklenir. Venezuela'dan bakan, Amerika'dan, Kolombiya'dan, Afrika'dan bize bakanlar ya siz direndiniz buna diye bize bakmaz. Hı hı. Bunlar 1 milyon insan öldürmüş insanlar der bize. Bunun üstüne yıkılır. Şimdi bu böyle bir şeyde çok güzel şeyin olabilir, fikrin olabilir ama uygulaması çok berbat olabilir. Bana sorarsan bugün çok da kötü bir uygulama var. Ki oturduğun adamlar çağ dışı insanlar. Yöntemleri çağ dışı. Paraların nereden aldığı belli değil. Kimlerin yönettiği ortada. Değil mi? Amerikan FBI yönetiyor. Grupları almış, hı hı, ve bize hükmediyorlar. Ve dikkat edin bu süreç içerisinde hiçbiri PKK'sı, cemaati ve iktidar hiçbiri de hukuku ciddiye almıyor. Evet. Hukuk denen bir şeyi ciddiye almıyor. Şu anda insanların canı yanıyor ya. Ya şu anda insanların canı yanıyor ya. Evet. Nihat abi hukuk deyince bugün İzmir'de dava sürüyor. Silivri'de yine dava sürüyor. Son
Birkaç dakikamız kaldı. Son mesajlarınızı da alalım ve programı kapatalım. Ya ne söyleyecek çok şeyim yok ama bunu dinlendirmemiz lazım. Yani kulakları çok uzadı. Yalanların kulakları çok uzadı. Çok uzadı kulaklar. Bize düşen, işte bütün bu partiler hepimize düşen, iktidarın, FBI'nin, Amerika'nın kulaklarının çok uzadı. Bu süreçte daha da uzadı. Herkese duyurmaktır. Bir gün padişahın çok uzun kulakları varmış ve berberi onu keserken görmüş uzun kulaklarını. Hı hı. Fakat kimseye söyleme demiş berberine. Sadece sen o berber görüyor. Berber yalnız bunu ağzından çıtlatmış. Ya ben saçımı kesiyorum gördüm. Çok uzun kulakları var padişahımız. Adamı öldürmüş. Sonra bunu duyanı da öldürmüş. Sonra onu duyan da öldürmüş. Ve bir ferman. Bütün şeye bir ferman. Nerede bir adam kulaktan bahsediyor. Bilmem neden bahsediyor. Hemen padişahın karşısına. Vurun kendini öldürüyor. Bir fısıltı yayılıyor. Ama dağda, bayırda, köylerde. Kulaktan kulağa. Padişahın kulağı çok uzun. Padişahın kulakları çok uzun. Hem padişah öldürüyor ama o öldürdükçe de bir ses fısıldığıyla yayınlanıyor. Sazların içine doğru fısıldı bak sazların. Bu arada Keloğlan kaval çalıyormuş kuyunun yanında sazlığın önünde. O sazlığın içinden, kuyunun içinden ses geliyor. Keloğlan olup biteni bilmiyor. Sadece kaval çalıyor. Padişahın kulakları çok uzun. Padişahın kulakları çok uzun. Keloğlan böyle bakıyor ki sazlıktan bir ses geliyor. Hı hı. Kuyunun içinden bir ses geliyor. Tam o arada padişahın adamları geliyor. Bu sesleri duyuyor. Keloğlan'ı kapıp getiriyorlar padişahını. Diyor ki öldüreceğiz seni diyor. Sen diyor dedin ki diyorsun ki padişahın kulakları çok uzun. Bilmiyor musun padişahın kulakları çok uzun diyenleri Ergon Kombalyoz'u içeri atıyoruz ya da yasaklıyoruz. Keloğlan diyor ki padişahım diyor. Vallahi ben söylemedim diyor. Sazlar söylüyor. Kuyunun içinde sesler geliyor. Bulutlar söylüyor. Tabiat söylüyor. Herkes söylüyor. Ben de onlardan duydum. Ben de dağdan taştan duydum diyor. Sen diyor bu kesmeşinden vazgeç diyor. Artık bunu herkes duydu. Bunu duymayan ot yok diyor. Çimen yok, kuzu yok. Bunu herkes duydu. Bu güçlü bir hikayedir. Yani insanlar fısıldaya fısıldaya kulaktan kulağa değil mi? Resmi yasak olduğu için yani televizyonlarda büyük şu anda ekrandaki televizyoncular bilmiyor olabilir ama bir de kulaktan kulağa fısıldaya fısıldaya Ege'nin köylerindeki ağaçlar, çiçekler, nar ağaçları, Konya'daki, Bozkır'daki çimenler her tarafta kulak çok uzun, çok uzun, çok uzun, çok uzun. Bunlar sahtekar, bunları Türkiye'yi değiştiriyor, Türkiye'ye felaket hazırlıyorlar. Artık dağ taş söylüyor diyorsunuz. Dağ taş söylüyor, evet. Türkiye'nin dağ taşı söylüyor Sayın Tayyip Bey. Evet çok... değerli seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. 23 Nisan 2013'te saat 14'te Yeni Mahalle Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Milli Merkez'in toplantısı var. Şimdiden 23 Nisan'ı dünyanın bir tek ülkesinde çocukların bayramı var. Dünyanın en güzel bayramıdır. Evet. Ben çok yazılar yazdım. Çok güzel bayramdır. Bu bayramdan ne istiyorlar be? Evet. O dediğim gibi kulaklara fısıldandı ya. Belki çocuklar da oraya oturunca oradan söylerdi diye korkuyorlar. Çünkü çocuklar söyler ya. Evet. Kulakları çok uzun diyelim. Ve değerli seyirciler önümüzdeki hafta yeniden görüşmek umuduyla mutlu akşamlar diliyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Söyle bunların şeyi kalmaz. Daha evvel daha önce gitti ben. Abi, bağlama ayrı.